Mehmet Barlas, anayasal sistemleri de türlü yemeğine benzetmedik mi? Aynı anda hem halkın seçtiği ve olağanüstü yetkilerle donatılmış kendisinden hesap sorulamaz ve denetlenemez bir cumhurbaşkanını hem de parlamenter sistemi birlikte koruyabiliriz. Şu anda yaptığımız da bu değil mi zaten ama bu akla uygun mudur sorusunu da herhalde sormamız gerekir. Aslında sistemleri kişilere bağımlı yorumlardan soyutladığınızda sorunun başkan kim olacak meselesinden öteye boyutları içerdiğini görebilirsiniz. Başkanlık mı vardı ki? Yaşanılan gerçekleri hatırlayıp durumu tahlil ettiğinizde durum daha açık biçimde görülmez mi? Mesela şimdi başkanlık sistemi olabilir mi arayışı gündemde değil mi? Peki 1924 anayasasında başkanlık sistemi mi vardı ki? Atatürk ve İsmet İnönü sistemin tek adamı konumundaydılar. Ya da tek parti sisteminin dayandığı 1924 anayasasıyla çok partili demokrasiyi de gerçekleştirmedik mi? Hangi kuvvetler? Kuvvetler ayrılığının getirildiği 1961 Anayasası'nın parlamenter sisteminde ise kuvvetler ayrılığı denilince Karadeniz Hava Kuvvetleri akla gelmez miydi? Parlamenter sistemin mütemmim cüzleri muhtıralar değil miydi? 12 Mart 1971 darbesiyle de anayasadaki tüm özel kurumlar emir komuta zincirine bağlanmadılar mı? Veya 12 Eylül darbesinin yapıldığını hükümetten önce TRT yöneticileri öğrenip anons etmediler mi? Alınan dersler, şimdi eklemeler ve değiştirmeler yaparak kullandığımız 1982 Anayasası'ndaki Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, 12 Eylül'ün tek adamı Evren için yazılmamış mıydı veya 28 Şubat 1997'deki postmodern darbenin Cumhurbaşkanı Demirel, parlamento çoğunluğuna sahip çillere başbakanlık görevini vermemek için acaba sistemin nasıl yorumlamıştı, kendisi daha önce iki kez promodern darbelerle devrildiği için yaşadıklarından aldığı dersleri mi hayata geçirmişti? kilitlenme tehlikesi. Şimdi sistemin daha iyi ve doğru işlemesi için köklü düzenlemeler yapmak zorunda değil miyiz? Ve biliyoruz ki aynı anda hem halkın seçtiği ve olağanüstü yetkilerle donatılmış, kendisinden hesap sorulamaz ve denetlenemez bir cumhurbaşkanını hem de parlamenter sistemi birlikte korumaya çalışmak sonunda sistemi kilitleyebilir. Bu model belki türlü yemeğe yaparken işe yarar ama sistemler böyle oluşturulmaz. İcatlar ve sorunlar. Kendimize göre sistem icat etmeye artık çalışmamalıyız. Biliyoruz ki her yeni icatla birlikte yeni sorunlar da gündeme geliyor. Genleriyle oynayıp üç bacaklı tavuk icat ederek zengin olmayı hayal eden adamın yaşadıklarını duymuşsunuzdur. Bu adama arkadaşı üç budu olan tavuğu üreterek zengin olabildin mi diye sormuş. Adam boynunu bükmüş. Üç bacaklı oldukları için o kadar hızlı koşuyorlar ki onları yakalayamıyorum demiş. Mehmet Barlas الصبى